Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf temel dini bilgiler dersi 2. dönem 2. yazılı sorularıyla birlikteyiz. 1. sorumuz. Caminin bölümlerinden olan mihrap, minber ve şadırvan ne demektir? Açıklayınız. Mihrap, camide imamın namaz kıldırmak için durduğu kıble yönünü gösteren bölümdür. Şadırvan ise camilerde abdest almak için ayrılan bölüme diyoruz. Minber, camilerde hatiplerin hutbe okumak için çıktıkları merdivenli yüksek yere minber diyoruz arkadaşlar. Cevabımızı bu şekilde yazıp ikinci sorumuza geçelim. İkinci soru, Yüce Allah'ın El-Mucib ismi hangi anlama gelmektedir yazınız. Yüce Allah'ın en güzel isimlerinden biri olan El-Mucib, dua ve dileklere olumlu cevap veren anlamına gelmektedir. Cevabımızı bu şekilde yazıp üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü soru, edep ve haya kavramlarını açıklayınız. Edep kelimesi sözlükte zarafet, söz ve hareketlerinde güzel davranışta bulunma anlamlarına gelmektedir. Terim olarak ise Allah ve Resulünün emrettiği bütün istekleri yerine getirip sakındırdıklarından kaçınarak elde edilen güzel huy demektir. Edep kelimesinin çoğulu adaptır. Haya sözlükte ar, utanma, çekinme ve mahcubiyet anlamlarına gelir. Terim olarak ise kişinin Allah'a olan içten sevgi ve saygısından dolayı kötü, çirkin, ahlak dışı ve günah olan davranışlardan rahatsız olup onlardan kaçınmasıdır. Cevabımızı bu şekilde yazıp dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü soru, Peygamber Efendimiz'e sevgimizi, saygımızı ve bağlılığımızı belirtmek için yaptığımız duaya salavat denir. Salavat duasının okunuşunu ve anlamını yazınız. Öncelikle okunuşunu söyleyelim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Anlamı Allah'ın rahmeti ve bereketi Hazreti Muhammed'in ve ailesinin üzerine olsun. Cevabımızı bu şekilde yazıp 5. sorumuza geçelim hemen. 5. sorumuz, iyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğe iyiliğin en güzeliyle karşılık ver. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu ayeti kerimede verilmek istenen mesaj nedir? Kısaca yazınız. Kötülüğe iyilikle karşılık verilirse bu erdemli davranışın kişiye yeni dostlar kazandırabileceği hatırlatılmaktadır. İyiliğe iyilik her kişinin kârıdır. Ancak kötülüğe iyilik her kişinin kârıdır. Atasözü insan ilişkilerinde çok değerli bir tutuma dikkat çekmektedir. Kötülüğe iyilikle karşılık verebilmek ancak yüce gönüllü insanların işidir. Cevabımızı bu şekilde yazıp son sorumuza geçelim. 6. ve son sorumuz, Allah'a şükrümüzü nasıl gösterebiliriz? Yazınız. Namaz, zekat, oruç ve hac gibi ibadetler kulun Allah'a şükrünü ifade etme yollarıdır. Yani Allah'a ibadet etmeniz arkadaşlar. Dua ederek de Allah'a şükrümüzü dile getiririz. Müslüman bolluk zamanında da darlık zamanında da Allah'a şükreder. Müslümanın dilinden elhamdülillah ve Allah'a şükürler olsun cümleleri eksik olmaz olmamalı. Müslüman davranışlarıyla da şükrünü gösterir. Cevabımızı bu şekilde yazarak yazılı çözümümüzü burada bitiriyoruz arkadaşlar. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşça kalın.